düşmanlık, düşmana askerliktir. Şu sivilleri için bir gün başsağlığı dilerdiniz. Haysiyetsizler! Haysiyetsizler! Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Ana haber bülteninde gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Kral'ın daveti üzerine Suudi Arabistan'a gitti. Öncesinde gündeme ilişkin açıklamaları oldu. Osman Kavala'ya yerli Soros nitelemesi yaptı. Kendisini hedef alan Özgür Özel içinse bedel ödeyecek dedi. Özellikle yerli Soros, Gezi olaylarının koordinatörlüğü sebebiyle devleti içe sayan, devletin kurumlarına saldıran ki bunun bedelini ödeyecektir. Olay bu. Suudi Arabistan'a hareket etmeden hemen önce gerçekleştirdi bu konuşmayı. Gezi Parkı davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala için gelen tepkileri değerlendirdi. Bunlar uluslararası hukuku da bilmiyorlar. Artık ahimlik iş kalmadı, bitti o iş. Neden bitti? Çünkü burada hüküm giydi. Hüküm giydiği için bu işin ahimle artık alakası yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kavala için yerli Soros ifadesini kullandı. Bu tabii ağırlaştırılmış bir müebbettir. Ve Türk yargısının vermiş olduğu bu karara yerlisi yabancısı herkes saygı duymak mecburiyetinde. Devleti içe sayan, devletin kurumlarına saldıran ki bunun bedelini ödeyecektir. Aynı konu üzerinden kendisine hedef alan hakaretlerin sahibi CHP'li Özgür Özel'e de yanıtı oldu Cumhurbaşkanı'nın. Bedelini ödeyecek dedi. Bu zatın ifadeleri tamamıyla şu anda milletvekili olduğu için cezai bir durum belki olmayacak ama adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zatla ilgili de şu anda avukatlarımız davaları açıp ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bunu demek ki ders almamış. Şimdi aynı şeyi avukatlarımız davaları açacaklar. Bunlar manevi tazminat davalarıdır. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir hafta içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ikinci kez görüştü. Ukrayna Savaşı ele alındı. Putin, ABD ve Rusya arasında gerçekleştirilen tutuklu takası için Türkiye'ye teşekkür etti. Mekik diplomasisine ara vermiyor. Savaşın başından beri iki liderle görüşmelerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü. ABD ile Rusya arasındaki gerilim savaştan dolayı tırmanırken iki ülke arasında uzun zamandır beklenen bir tutuklu takası yapıldı. Türkiye'nin tarafsız politikası gerçekleşen bu takası ev sahipliği yaptı. Bu durum iki liderin görüşmesinde gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aradı. Daha önceki görüşmesini İstanbul müzakereleri başlığıyla yapmıştı. Bu kez de Türkiye'de gerçekleşen takasa parantez açıldı. Putin, Türkiye'de gerçekleşen takas dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye bu takasa aracılık etmekle barışa, diyaloğa ve işbirliğine verdiği önemi bir kez daha göstermiştir diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, arabuluculuk misyonu açısından da anlamlıdır yorumunu yaptı. Ve Rusya-Ukrayna Savaşı. İki aydır devam eden işgal liderlerin gündemine bir kez daha geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın sonlandırılması için barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazırız dedi. Kalıcı barış mesajı verdi. İki komşusu arasındaki bu krizin bitmesi için çabalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz vurgusu yapıldı. İki komşu arasındaki bu krizin bitmesi için çabalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz vurgusu yaptı. Türkiye terörle mücadelede kararlı adımlar atıyor. Yurt içinde ve sınır ötesinde teröre geçit verilmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan operasyonlara ilişkin konuştu. Bir kere daha kararlılık vurgusu yaptı. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş bu mübarek vatanı ne teröristlere, ne terör destekçilerine, ne emperyalistlerin içimizdeki taşeronlarının insafına bırakmayacağız. Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği Pençe serisi operasyonlarıyla terör örgütüne ağır darbe vurdu.
Pençe operasyonları 2019 yılında Hakurk'la başlamıştı. Sinat Haftanin'le devam etmişti. Metina ve Avaşin Basyan sıralamasıyla genişleyen operasyonlar ZAP bölgesinde sürüyor. İşte biz Kuzey Irak'ta şu anda yapmış olduğumuz harekatla 5 tane şehidimiz oldu. Ve parlamentonun içinde ana muhalefetin sesi çıkmadı. Malum parti müsveddesi olan grup ise tabii nasıl böyle yaparlar, nasıl ta oralara giderler gibi ifadelerle önümüzü kesmeye çalıştılar. Pençe Sarısı kapsamında 1067 terörist etkisiz hale getirildi. Ne derseniz deyin, nerede terörist bulursak, ister Gabar'da olsun, ister Cudi'de olsun, ister Tendürek'te olsun, ister Besler Deresi'nde olsun, oraya benim komandom girecektir ve girdi. Artık bu işlerden taviz yok. Sınır. Sınırın ötesinde 30 kilometre. Oraya kadar gireceğiz dedik ve girdik. Bundan sonraki süreçte de oralardaki operasyonlarımız devam ediyor, devam edecek. MHP lideri Devlet Bahçeli gazetecilerle iftar yemeğinde bir araya geldi. Gezi davası kararlarından sonra çıkan tartışmalara değindi. Bahçeli'nin gündeminde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun elektrik kesintisi polemiği de vardı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gazetecilerle bir araya geldi. Önemli açıklamalar da bulundu. Başlıklardan biri Gezi davası oldu. Davada Osman Kavala ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı. Bu dava Bahçeli'ye soruldu. Türkiye'de özellikle 2013 tarihinde 27 Mayıs'tan itibaren Gezi olaylarının sosyal ve ekonomik maliyetinin ne olduğu ortada. Yani ağaç keseceğiz diye gidiyorsunuz, kurşun atıyorsunuz. Bunun neresinde istibdat diye yazıyor. Osman Kavala Sorosçudur ve Türk milletini temsil edecek bir zekada, kabiliyette, soyda değildir. Muhalefetten gelen Gezi Parkı eylemlerinde MHP'nin de sahada olduğuna dair iddialara da yanıt verdi Bahçeli. İlk dönemlerde Taksim Meydanı'nda olmayan yoktu ki. Ağacı kökünden sökmeye MHP'lilerde bir eğilim göremezsin. Ağaç dikmekle yetişirler. Baktılar ki ağaç yerine memleketi yıkıyorlar. O zaman dediler ki dur. Ülkücü camia devlete zarar verebilecek bir eylemin içerisinde olmaz ifadelerini kullandı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tehditkar açıklamalarına da tepki gösterdi Bahçeli. Özel'in hesap vereceksiniz ifadelerine yanıt verdi. Özgür Özel kendisi eczacıdır. İlaçları bilir, aspirin ne işe yarar onu bilir ama hukukun H'si yok. Ne ile cezalandıracak? Bu birçok kişiyi tahrik ettiği gibi bir arada oluşu da kuvvetlendirir. Özgür Özel AK Parti'ye mi, Cumhur İttifakı'na mı hizmet ediyor? Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun kuyusunu mu kazıyor? Buna ben değil, CHP'liler cevap vermesi lazım. Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 dakika süren grup toplantısı. Kılıçdaroğlu kavga edeceğiz ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli Kılıçdaroğlu'nun önceki konuşmalarını hatırlattı. Helalleşme başlığını gündeme getirdi ve bu süreci helalleşmeden kavgaya çevirmenin bir anlamı yok. Şu an Türkiye'de helalleşmeyle başlayan yola kavgalaşmayla devam etmek anlamsız. O sebepten dolayı bayramdan sonra helalleşmeyi kavgalaşmadan sıyrılıp bayramlaşmaya dönüştürmesinde yarar var ifadesini kullandı. Kazananın Türkiye olacağına candan inanıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları var sırada. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na elektrik meselesi üzerinden tepki gösterdi. Şov yapıyorlar dedi. Aslında Kılıçdaroğlu'nun elektrik kesintisi yaşamadığını söyledi. Bugün Türkiye'de 2 milyondan fazla kardeşimiz elektrik desteği alıyor. Ve ihtiyacı olan başka kardeşlerimiz varsa Aile Sosyal Güvenlik, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na başvurup bu destekten faydalanabilir. AK Parti hükümetinin yakıt ve enerji desteklerini gündemine aldı. Bu konu üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun tiyatro oynadığını, şov yaptığını söyledi. Duymayan muhalefet ne yapıyor? Güya bir tiyatro oynuyor, bir şov yapıyor. Yok elektrik parasını ödemediği için evinin elektrikleri kesiliyor. Ondan sonra bu şovu devam ettirmek için Ankara'da Keçiören'de bir eve gidiyor, bakıyorsunuz aslında evin elektrikleri açık. Kılıçdaroğlu gitmeden önce ışıkları kapatmışlar. Kılıçdaroğlu gittikten sonra da ışıkları açmışlar. Böyle tiyatrolarla siyaset yapılmaz. Bu yalanlarla değerli kardeşlerim siyaset yapılmaz. İşte ben söylüyorum, 2,5 milyon vatandaşımıza, garip kurabaya, fakir fukaraya, ihtiyaç sahiplerine biz
elektrik ve doğalgaz desteği veriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Yalova'daydı. Önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal devlet vurgusu yaptı. Biz 500 bin ailemize doğalgaz desteği veriyoruz. Bu destekten de ihtiyacı olan kardeşlerimiz faydalanabilirler. Biz sosyal devlet ne demek? Bunu aslında tüm dünyaya öğreterek gelmiş biz iktidarız. Biz sosyal devlet anlayışıyla bu sene 100 milyar liraya yakın bir bütçeyi vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Dünyada sağlık güvencesi bu kadar yaygın başka bir ülke şu anda mevcut değil. 500 liralık banknot ve madeni 5 TL'ye çıkacağına ilişkin iddialara Merkez Bankası Başkanı'ndan açıklama geldi. Şahap Kavcıoğlu iddialar gerçeği yansıtmıyor dedi. Şu an gündemimizin en önemli sorunu enflasyondur. Bununla ilgili tüm paydaşlarımız ve gelişmeler de olumlu yönde enflasyonun indirilmesi noktasında, düşürülmesi noktasında büyük bir gayret ve tedbirler alıyoruz, almaya devam ediyoruz. Yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı. Rakam yukarı yönlü ivme kazandı. Enflasyon tahmini %42,8'e çıktı. 500 liralık banknot ve madeni 5 TL'ye çıkarılacağına ilişkin iddialar gündeme gelmişti. İddialara açıklık Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan geldi. Bazı ekonomistler 500 liralık banknotlar çıkarılacağını ve madeni 5 lira için çalışma yürütüldüğünü öne sürmüştü. Bu yılın ikinci enflasyon raporu açıklandıktan sonra basın toplantısında ele alındı konu. Şahap Kavcıoğlu, ciddiye alınacak bir tarafı yok dedi. Yorumunu kendilerini gündemde tutmak için attıkları bir tweet diyerek yaptı. Böyle bir şey konuşulduğunu zannetmiyorum. Enflasyon da gündemindeydi Şahap Kavcıoğlu'nun. Mayıs ayını işaret etti, rahatlama olacak dedi. Olumlu olumsuz gelişmelerin yansımasına göre enflasyonun Mayıs'tan sonra aşağı doğru evrileceği görülüyor ifadelerini kullandı. Dünya ekonomisini etkisi altına alan gıda ve enerji enflasyonu konusunda karamsar bir açıklama var. Dünya Bankası küresel çapta gıda ve enerji fiyatlarından kaynaklanan şokların yıllarca sürebileceğini söyledi. Gıda ve enerji fiyatlarındaki yüksek seyir yıllar boyu devam edebilir. Açıklamayı Dünya Bankası yaptı. Emtia piyasaları görünüm raporunu yayınlayan kuruluş, Ukrayna'daki savaşın emtia piyasalarında büyük bir şok yarattığını ifade etti. Bu durumun küresel ticaret, üretim ve tüketim kalıplarını değiştirdiğini belirtti. Dünya Bankası gıda ve enerji fiyatlarının 2024 yılının sonuna kadar tarihi zirvelerde kalabileceği uyarısında bulundu. Son iki yılda enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin 1973'teki petrol krizinden bu yana görünen en büyük artış olduğuna dikkat çekildi. Ukrayna'daki savaş sonrası gıda ürünleriyle üretim girdisi olarak doğalgaza bağlı gübre fiyatlarında 2008'den bu yana en büyük artışın yaşandığı ifade edildi. Dünya Bankası Ukrayna'daki savaşın daha uzun sürmesi veya Rusya'ya ek yaptırımlar getirilmesi durumunda fiyatların öngörülenden daha yüksek seyredeceği ve daha değişken olabileceği görüşünü paylaştı. Dünya Bankası emtia fiyatlarına ilişkin beklentilerini de anlattı. Buna göre petrol, doğalgaz ve kömürün oluşturduğu enerji emtia fiyat endeksinin bu yıl geçen yıla kıyasla %50,5 yükseleceği tahmin edildi. Tarım ürünleri, metaller ve mineraller gibi enerji dışı emtia fiyatlarından oluşan endeksin %19,2 artacağı öngörüldü. Tarımsal ürün fiyatlarının bu yıl %17,6 artmasını bekleyen Dünya Bankası sadece buğdaydaki yükselişin %40'ı aşacağını tahmin etti. Az önce de aktardık. Gündemde gıda krizi var. Savaşlar, salgın ve iklim kriziyle birlikte en üst seviyeye çıkan durumla ilgili uzmanlar uyarıyor. Çözüm için Tarım Konseyi ve Bilim Kurulu oluşturulmalı diyorlar. Hiç vakit kaybetmeden Türkiye'nin bütün bölgeleri için bölgesel tarım konseyleri oluşturulmalıdır. Bu uyarıyı yaptı. Dünyada gıda krizine gidiliyor dedi. Acil önlem alınmasının gerekliliğini vurguladı. Çiftçileri yönlendirmesi lazım. Çiftçiyi biz yönlendirmez, teşvik etmezsek çiftçi tarımı bırakır. Çiftçiyi desteklemezsek çiftçi tarımdan uzaklaşır. İklim krizinin ardından koronavirüs salgınıyla iyiden iyiye etkisini gösteren gıda krizi, Rusya-Ukrayna savaşıyla daha da hissedilir bir hale geldi. Tarımda üretim daralması yaşandığını belirten Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi eski dekanı Profesör Doktor Vahap Yağanoğlu, üretimi artırıcı adımlar atılmalı diye konuştu. Tarım konseyi kurulmalı dedi. Bu tarım konseylerinde üretici birlikleri,
çiftçi birlikleri, ziraat odaları, ziraat fakültesinin bilim adamları, devlet kuruluşlarından tarım kuruluşları, devlet planlama teşkilatının yetkilileri, planlama yetkilileri, önder çiftçilerin bulunarak her bölgenin tarım haritasını önüne koyacak ve bu havzalara göre de koyabilir. Acaba biz nerede, hangi parselde, hangi üretim yapabiliriz? Hangi alanda, hangi üretim yapabiliriz? Tarlaya kadar, parsele kadar inebilirler. O parselin eksiklikleri, toprak bakımından ne tür sıkıntıları var? Su yönden ne kadar bir gerekliliği var? Bütün bunları ortaya çıkararak çiftçileri yönlendirmesi lazım. Yağanoğlu, Tarım Bilim Kurulu'nun oluşturulması gerektiğini de belirtti. Teknolojiyi bilime aktararak tüm bunların gerekliliğini yerine getirdiğimiz zaman Türkiye'nin üretim alanının Hollanda'dan 25 kat fazla olduğunu söyleyen Yağanoğlu, çiftçinin daha fazla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Tarımdan uzaklaşan bir çiftçiyi tekrar geri döndürmek fevkalade zordur, güçtür, imkansızdır. Genellikle çocuklarda görülüyor ve sonuçları ölümcül olabiliyor. Dünya yeni bir salgınla karşı karşıya. Kızamık vakaları önlenemeyecek boyuta ulaştı. Salgın dünya genelinde COVID-19 dışı hastalıklara yönelik aşı kampanyalarını kesintiye uğrattı. Kızamık vakaları %80 arttı. Hali hazırda dünya genelinde 200 milyonu aşkın insan tehlikede. Kızamık çoğunlukla çocuklarda görülüyor. Körlük, beyin şişmesi ve şiddetli solunum yolu enfeksiyonları gibi ciddi komplikasyonlar gösteriyor. Kızamığı önlemenin en etkili yolu aşı. En az %95 oranında aşılama şart ancak birçok ülke bu hedefin çok gerisinde. Son bir yılda kızamık salgını önlenemez boyuta ulaştı. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre 2022'nin Ocak ve Şubat aylarında küresel olarak 17.300'den fazla kızamık vakası rapor edildi. Geçen yıl bu aylarda yaklaşık 9.600 kızamık vakası kaydedilmişti. Verilere göre son bir yılda çoğu Afrika ve Doğu Akdeniz'de olmak üzere 21 büyük ve yıkıcı kızamık salgını yaşandı. Açık ara en fazla kızamık vakası Somali, Yemen, Afganistan, Nijerya ve Etiyopya gibi bölgelerde kayda geçti. Kızamığı önlemenin en etkili yolu aşı. Ancak koronavirüs pandemisi diğer bütün hastalıklarla mücadeleyi sekteye uğrattı. Kızamık da bu hastalıklardan bir tanesi. Salgın nedeniyle ertelenen 43 ülkedeki 57 aşı kampanyası hala tamamlanamadı. Bu durum çoğu çocuk olmak üzere 200 milyonu aşkın insanın hayatını tehlikeye atıyor. Erzurum Valisi Okay Memiş'in iftar programları hız kesmiyor. Bu kez durağı Hınıs ilçesi oldu. İlçeyi gezen ve esnafı ziyaret eden Vali Memiş, iftarını 6 kişilik bir ailenin evinde yaptı. Evlerine konuk oldu, sofralarını paylaştı. Esnafı ziyaret edip Kadir gecelerini kutladı. Erzurum Valisi Okay Memiş'in iftar programları hız kesmiyor. Bu kez Hınıs'ın Köprübaşı Mahallesi oldu Vali Memiş'in durağı. Valiye İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk eşlik etti. İlçede Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nı gezen Memiş, esnaf ziyaretini aksatmadı. Her dükkanı bir bir gezdi, hem sohbet etti hem de vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutladı. Hayırlı kandiller, Kadir Gecemiz. Hoş geldiniz. Sizi tebrik ediyorum. İftarda 6 çocuklu Ebubekir Atmaca'nın evine de misafir oldu. Oruçlar açıldı, dualar edildi. Vali Memiş aileyle yakından ilgilendi, sohbet etti. Akşam namazını da aileyle birlikte eda eden Memiş daha sonra ilçeden ayrıldı. Rusya-Ukrayna savaşı ikinci ayını doldurdu ve hala sürüyor. Bu konu siyasetin gündeminde. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir konuya ilişkin açıklama yaptı. Bin aydan daha efdal, bin aydan daha verimli, daha faydalı bir gece. Dün gece Kadir Gecesi'ni idrak ettik. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir bu kutlu geceyi bir kere daha tebrik etti. Kur'an ayı diyoruz Ramazan'a. Ramazan Kur'an ayı, Kur'an'ın indiği gecede Kadir Gecesi. İnşallah dualarımız, ibadetlerimiz hepsi makbul olur. İnşallah vatanımız, milletimiz çok daha müreffeh şartlarda, çok daha huzur üzere yaşar. Dualarımız da bunadır. Rusya-Ukrayna savaşında ikinci ay geride kaldı. Ancak henüz bir müzakere olmadı. Konu İbrahim Aydemir'in de gündemindeydi. Barış çağrısı yaptı. Dünyada
bir yerde bir huzursuzluk varsa her yere sirayet eder. Öyleyse herkes huzurlu olsun, herkes mutlu olsun. Barış her tarafı kuşatsın. Hemen yanı başımızda devam eden Rusya-Ukrayna savaşı bir an önce bitsin. Oradaki siviller, biz tabii şu anda yaşamadığımız için bilmiyoruz. Orada çoluk çocuk, mahzenlerde tıkalı kalanlar var. Onların yerine kendimizi koymamız lazım, empati yapmamız lazım arkadaşlar. Dolayısıyla dualarımız onlara da. Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi Erzurum Ulu Camii'de yüzlerce kişinin katılımıyla dolu dolu ihya edildi. Kur'an-ı Kerimler okundu, dualar edildi. Bu gece Kadir Gecesi. Bu geceyi nasıl değerlendirmemiz gerektiği, Yüce Mevlamızın bu geceye ne değer verdiği, sevgili Peygamberimizin bu geceyle alakalı ne tavsiyelerde buyurduğunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Akıllardaki sorular yanıt buldu. Vatandaş kulak verdi, dinledi. Gecelerin en güzeli, en hayırlısı ve bol dualısı dolu dolu geçti. Kur'an bir aya indi, o ayı 11 ayın sultanı yaptı. Kur'an bir geceye indi, o geceyi 1000 geceden daha hayırlı yaptı. Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlı. 1000 ay 80 yıl demek. Rahmet yağmurlarının sağanak sağanak yağdığı gece bu gece oldu. Kadir Gecesi'ne bu değeri, bu kıymeti veren, 1000 andan daha hayırlı yapan nedir? İnda enzelnahu. Oradaki Kur'an-ı Kerim'dir. Erzurumlularda tüm yurtta olduğu gibi mübarek Kadir Gecesi'nde Ulu Cami'de bir araya geldi. Genç, yaşlı, çocuk, kadın, erkek, herkes bu mübarek geceyi ihya etmek için camiye koştu. Kadir Gecesi ile alakalı sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Men kâme leyletel kadr imanen ve ihtisaben gufira lehu ma teqaddeme min zenbi. Kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanmıştır. Kur'an-ı Kerim tilavetlerine kulak verildi. Mübarek gecede huzura duruldu. Ramazan ayı boyunca okunan hatimlerin duası yapıldı. Eller semaya açıldı. Ya Rabbi, aziz milletimizi ilerlemek maydan eyle. Erzurumlular Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in sakalı şerifini selamlamak için huzuruna kalktı. Telefonlar kaydetti, selamlayan sırayı devretti. Kadir Gecesi idrak edildi. Bu da artık yavaş yavaş Ramazan'ın sona geldiğini gösteriyor. Ramazan biterken bir yandan da bayram telaşı var. İşte çarşıda pazarda bayram hareketleri. Temizlik, cam, halı. Hafta sonu inşallah baklava börek. Vallahi işte biz de sevinçliyiz. Bu hastalık diye her azaldı. Evler dip köşe temizleniyor. Hamur işleri hazırlanıyor. Erzurum'da evleri, caddeleri ve iş yerlerini bayram telaşı sardı. Baklava yapıyoruz, süberek yapıyoruz, şeker bayramı. Ondan sonra fındık alıyoruz, fıstık alıyoruz, ceviz alıyoruz. Çocuklarımıza da gidiyoruz, sevindiriyoruz. 11 ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kaldı. En nihayetinde pandemisiz geçecek olan bayram telaşı başladı. Hazırlıklara başladınız mı? Çoktan. Vallahi ben adıma ben sade almayı, yemek yapmayı, diğer işler iş işlerine bağlı. Ben diş işleri bakanıyım. Bayram için hem kıyafet alacağız, kıyafet gelinimize kıyafet, eve de gıda. Tatlı yapsak da yine unu, tozu, yağı dışarıdan. Evet, evet. İşte ne aldık? Evin bayram şekerinden aldık. Lokumunu aldık, çikolatasını aldık. Börekler yapıldı evlerde. Baklavalar yapıldı. Yani Erzurum yani. Baklava börek evde yapılıyor, diğerleri dışarıdan alınıyor. Aynen öyle efendim. Böreği, yemeği, tatlısı, şuyu, buyu bunları evde yapıyorlar. Hanımlar yapıyorlar. Kete, pasta, biz burada yaparız bunu mutlaka. Ev hanımları baklavalarını, böreklerini evlerinde açıyorlar ancak şeker, çikolata almak için şekercilere akın ediyorlar. Satışlarda hiçbir sıkıntı yok. Her şey çok güzel. Tabii ilk günün tepkisiyle herkes biraz fiyatlara alışmaya çalıştıktan sonra problem yok. Gene aynı satışlarımızı yapıyoruz. İşler çok iyi. Çeşitlerimiz de bol. Müşterileri bekliyoruz. Tam hazırlığına başlamışsınız siz de. Evet. Neler alacaksınız bugün? Şeker, kahve,
Bunları alacağım. Diğer geri kalanları evde hazırlıyorsunuz zaten. Evde hazırlıyoruz. Evet, ben baklavayı evde yapıyorum. Börek evde yapıyorum. Dışarıdan yemiyoruz. Dışarıdan sadece çikolata. Çikolata, kahve. Paketli ürünler yani. Evet. Alışverişi çoktan yapmış olanlar da var. Henüz yapmayan da. Yani. Alışverişe yakında çıkacağız, evet. Daha çıkmadınız. Peki sizce neler alırsınız? İhtiyaç olan şeyler, neyse ihtiyaç onları alırız. Ama işte ihtiyaçlar ne? Şeker mi? Gıdadan, baklava mı? Gıdadan tut giyimine kadar neyse ihtiyaç onları alırız. Bayramlığın şekeri çikolatasının yanında bir hediyeliği var elbette. Onu da alırız. Gömlek alırız, pantolon alırız. Hediye olarak alırız. Gömlek alırız. Kravat alırız bazı arkadaşlara. Peki kahvaltıcılarda durum ne? İşte peynir, zeytin fiyatları. Şu anda biraz evet müşterim yoğunlaştı bayram üstüne ama biraz müşterimizin etiketlerden, fiyatlardan biraz sorunluğu var. Ama inşallah bundan sonra da çözeceğiz. Bayram üzere bir indirim uyguladınız mı acaba? Şu anda tereyağımızda var, oldu, kaşarda oldu, civilde oldu. Yani bundan sonra daha da fiyatlarımız daha da aşağı düşecek. Yufkalar açılıyor, fıstıklar dökülüyor, tereyağı sürülüyor. Bir güzel dilimlendikten sonra taş fırınlarda çıtır çıtır oluyor. Sonrasıysa midelere ziyafet. Baklavadan bahsediyoruz. Şimdi iyi bir baklavanın tüm püf noktaları geliyor ekranlarınıza. ...11 ayın sultanı Ramazan uğurlanıyor. Vatandaşlar pandemiyle geçen 2 yılın ardından bol misafirli bayrama hazırlanıyor. Ramazan bayramına sayılı günler kaldı. Tabii bayramların olmazsa olmazlarından biri de baklava. Baklava bayramların ilk tercih edilen tatlısı oluyor. Maskesiz bayramın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar baklava siparişlerini vermeye başladı. Erzurum'da da ustalar baklava mesaisine başladı. Biz de şimdi bir tepsi baklavanın hikayesini getireceğiz ekranlarınıza. Aslında birden fazla püf noktası var ama her aşaması oldukça meşakkatli. Siz gelmeden önce biz hamurlarımızı açtık. Çok özenemizin bir şekilde şöyle ince bir şekilde göstereyim ben hamurlarımızı. Önceden hazırlanan yufkalar tabanı tereyağı ile yağlanan tepsiye eşit bir şekilde yerleştiriliyor. Binanın temeli neyse baklavanın temeli de bu. Çok dikkatli olması lazım bunu döşerken. Hamurun yırtık olmaması lazım. Her tarafa eşit bir şekilde. Baklavanın burası çok önemli. Yani her tarafa önemli baklavanın. Ve kaymakla fıstığın buluşması. Kaymağı da belli bir gramajı var. Her tarafa eşit incelikte olması lazım. Yoksa baklava fırından çıktıktan sonra ustalarımız böyle dalgalı oluyor diyorlar. Yani aynen her tarafa eşit olmaz. Jilet gibi olması tabii. Kaymak ve fıstığın üzeri yine yufkalarla eşit bir şekilde kapatılıyor. Geldik en önemli yere. Şimdi yüzüğü attıktan sonra kenarlarını kenar çevirme diye bir işlem var. Burayı çok dikkatli yapmamız lazım. Şöyle yüzüğün havasını alıp fazla da elini dokundurmadan. Burası niye önemli? Dilim dildiğimiz zaman kenarların açılmaması lazım. Baklava piştiği zaman kenarların açılmaması lazım. Bundan sonrası ise dilim, tereyağı ve fırın. Dilime başlıyoruz efendim. Çok ölçülü, çok düzgün bir şekilde olması lazım. Dikkat etmemiz gereken bıçağı düz tutmamız, bileğimizi doğru sallamamız. Şimdi baklavamız fırına hazır. Bismillah deyip atacağız. Deniyoruz. Evet. Şöyle taş tabanlı fırında piştikten sonra altı üstü her tarafı aynı gördüğünüz gibi. Renk olarak da aynı. İçinin yeşilini göstereyim şöyle. Başta söylediğiniz o zümrüt yeşilini yakaladık. Zümrüt yeşilini de yakaladık. Üstündeki altın sarısı rengini de yakaladık. Son aşama ise şerbetle buluşma. Buradaki en önemli nokta ise hem baklavanın hem de şerbetin sıcak olması. Fıstığın ve şekerin buluşmasını diyoruz buna. Evet, şimdi bir İkisi de sıcak, ikisi de kaynak. Evet.
Evet. Şöyle baklavamızı incitmeden her tarafını eşit ve nizami bir şekilde şerbetini veriyoruz efendim. Bu eşsiz lezzetin kilosu 90 ile 200 lira arasında değişiyor. Bu tatlı yolculuğun sonunda baklavacı Selami Usta'nın bir de uyarısı var. Biz bir daha uyaralım, bir daha uyaralım yetmedi mi? Bir daha uyaracağız, çok uyaracağız biz çünkü zehir satıyorlar. Ucuz baklava kesinlikle almayalım. Aşıklık geleneği Erzurumlu halk ozanları tarafından yaşatılıyor. Ozanlar iftar sonrası kültür merkezlerinde bir araya geliyor, sahur vaktine kadar atışmalarını yapıyor. Aşıklık geleneği halk ozanları tarafından yaşatılıyor. Ozanlar Ramazan akşamları kültür sanat evlerinde bir araya geliyor. O buluşmalarda sazlar ele alınıyor, sözler ağızlardan dökülüyor. Burası Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Kıyasettin Temelli Kıraathanesi ve Kültür Merkezi. Teravih namazı sonrası vatandaşlar burada bir araya geliyor. Odun sobası etrafında çaylar yudumlanıyor. Bir grup halk ozanı da güzel eserler seslendiriyor. Ben İhsan Yalçın. Böyle küçük yaşta, yani çıraktan ustaya kadar çıkıp bu sahnede fasılımızı yapıyoruz, atışmalarımızı yapıyoruz. Ramazan'la, bazen de Ramazan'la ilgili olarak konularımız oluyor. Onları da atışmaya koyuyoruz, şiirlerimizi okuyoruz. Program sahur vaktine kadar sürüyor. Önce de sadece Ramazan'a güzel değil ama Ramazan'da daha bir yoğun oluyor. Ben seve seve millet hemen teravisine girip böyle zühre kadar falan burada aşıkları dinliyorlar. Aşıklar da seve seve programları yapıyorlar. Kimi vatandaşlar o anları sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlıyor. Üç ay boyunca camiye düzenli gitti. Kur'an kursunda en yüksek puanı alarak bisikletin sahibi oldu. Erzurum'un Olta ilçesinde başlatılan Haydi Çocuklar Camiye sloganı gönüllerde taht kurdu. Çocukların yüzü güldü, aileler gururlandı. Kim bilir ne söylerler. Kimi arada aksattı, kimi sadık kalıp zamanında gitti. Aralarından biri hiç aksatmayınca bisikleti kaptı. Erzurum'un Olta ilçesinde hayata geçirilen Haydi Çocuklar Camiye namazımı kılıyorum, hediyemi alıyorum projesiyle cami sevgisi aşılanıyor. Ve çok da güzel oldu, çok başarılı oldu, çok güzel verimler aldık. Çocuklarımız camiyi sevdiler. 3 aylarda hayata geçirilen projeyle Kur'an kursu öğrenci sayısı arttıkça arttı. Çocuklar hem öğrenmek için hem de hediye için yarıştı. Özellikle Recep, Şaban, Ramazan ayı gelen çocuklara biz puan verdik. O puanların sonunda çocuklara hediyeler bekledi. Kurs öğrencilerinden biri camiye gelmeyi hiç aksatmayınca arkadaşlarını saf dışı bıraktı, bisiklet kazandı. Bu camiye geliyorum. Hocam bana bu bisikleti verdi. Çok mutluyum ve bir daha geleceğim. Camiye alıştırdılar, Kur'an öğrettiler. Kur'an ahlakıyla yetişmelerini sağladılar. Aileler gururlandı. Çocuklar Kur'an'la tanıştı. Dereceye girenler dahil 90 çocuk unutulmadı. Başarıları ödüllendirildi. Diğer kardeşlerimize de hem bayram haçlığı hem de dereceye girenlere para olarak takdim ettik. Mübarek Kadir Gecesi'nde Sakalı Şerif de ihmal edilmedi. Öğrencilerin ve cemaatin ziyaretine açıldı. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor pazar günü kendi sahasında oynayacağı Kocaeli Spor karşılaşması hazırlıklarına devam ediyor. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında kendi evinde oynayacağı Kocaeli Spor karşılaşması hazırlıklarını yoğun bir tempoyla devam ettiriyor. Geçtiğimiz hafta deplasmanda İstanbul Spor'u 2-1'lik skorla geçen Dadaşlar, playoff yarışından büyük bir avantaj elde etti. Bu hafta ise kendi evinde oldukça önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan Büyükşehir Belediye Erzurum Spor, taraftar desteğini de arkasına alarak 3 puanı alan taraf olmak istiyor. Karşılaşma 1 Nisan Pazar günü saat 16'daki Azım Karabekir Stadyumunda oynanacak.
Taraftarın ise bu önemli karşılaşmaya büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Büyükşehir Belediye Erzurum Spor karşılaşma öncesi 54 puanla 5. sırada yer alırken rakibi Kocaeli Spor ise 40 puanla 14. sırada yer alıyor. Bu önemli karşılaşmaya hakem olarak ise eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun 12 hakemi Süper Lig kadrosundan çıkarmasının ardından kendi isteğiyle hakemliği bırakan ve tekrar dönen Mete Kalkavan gönderildi. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz.